Hepinize merhabalar. Bu videoda ülkemizde ve dünyada yaşanmış bazı nükleer kazalara değineceğiz. İyi seyirler. Atomun parçalanmasından sonra keşfedilen nükleer gücün yanlış kullanımı sonucunda dünyada irili ufaklı birçok nükleer santral kazası veya depolanan radyoaktif maddelerden kaynaklanan radyoaktivite sızıntısı meydana gelmiştir. Bunlardan günümüze en yakın tarihli olanı 11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen Fukushima nükleer santrali kazasıdır. En büyük ikinci kaza olarak nitelendirilen bu kaza, 9.0 büyüklüğündeki deprem sonucu okyanusa oluşan tsunami, ülkenin deniz kıyısına kurulu olan Fukushima kentini ve Fukushima nükleer santralini de vurdu. Tsunami, tesisin tamamını sular altında bırakmış ve reaktörlerdeki tüm gücün kesilmesine, çekirdeğe akan suyun akışının tamamen durmasına sebep olmuştu. Fakat nükleer reaksiyonlar hala devam ediyordu. Onlar durmamıştı. Su akışı kesilen çekirdek giderek ısınmaya devam etti ve mühendisler elinden geleni yapsalar da reaktörleri soğutacak yeterli gücü zamanında ulaştıramadılar. Enerjisiz kalan reaktör çekirdeği aşırı ısındı ve bulunduğu kabı delerek erimeye başladı. Reaktör binalarının içinde dışarı sızan hidrojenin de alev almasıyla patlama kaçınılmaz oldu. Reaktör binalarının patlaması havaya yüksek miktarlarda radyoaktiviteyi serbest bıraktı. Ve 7. seviye olarak değerlendirilen bu kaza tarihe karışan en büyük kazalardan biri oldu. Birincisi ise hepinizin yakından tanıdığı akla ilk gelen Çernobil'dir. Yaşanmış en büyük nükleer kazalardan birisi olan Çernobil'de 26 Nisan 1986 tarihinde gece saat 01 civarlarında test yapılıyordu. Personel hatası yüzünden meydana gelen kazada o gece bir teste tabi tutulan reaktör çekirdeği düşük güçte çalıştırıldı ve reaktörlere verilen güç tamamen kesilerek reaktörler tamamen durdurularak reaktörlerin durumu test edilmek istendi. Reaktörlerdeki enerji değerleri sıfırı gösterdikten sonra mühendisler kademeli olarak gücü test için olması gereken değere yükselttiler. Sıra teste gelmişti. Test için gereken değer 700 MW olması gerekirken kontrol odasındaki tüm karşıt görüşlere rağmen mühendisler zorla şefin istediği değer olan 200 MW'da testi uygulamak zorunda kaldılar ve testi uyguladılar. Test sırasında sensörlerin düzenli olarak kontrol edemediği çekirdeğin içinde sorunlu bölgeler oluşmaya başlarken kontrol odasındaki hiç kimsenin durumdan haberi yoktu. Ve reaktörlerdeki basınç her geçen saniye artmaya başladı. Mühendislerin başındaki şef Diatlov ise kontrol odasındaki tüm karşı görüşlülere rağmen yine de güvenlik testine devam etti. Buhar basıncı her geçen saniye çekirdeğin sorunlu bölgesini oluşturmaya devam ederken basınç giderek artmaya devam etti. Ve reaktörlerdeki basınç değerini gösteren barometreler sınıra dayandı. Patlama o kadar şiddetliydi ki ses tüm şehri gece uykusundan uyandırmaya yetmişti. Patlama yaklaşık 1000 tonluk reaktörün çatısını havaya uçurdu. Patlamanın etkisiyle atmosfere 50 tondan fazla nükleer yakıt gönderildi. Ve bu maddeler rüzgar ve yağmurlarla yediğimiz içtiğimiz suya karışarak Türkiye'de dahil bütün Avrupa'ya yayıldı. Ve bu kaza gelmiş geçmiş en büyük nükleer kaza olarak tarihe geçti. Sırada ise ülkemizde hiç nükleer santral olmamasına rağmen ülkemizde de irili ufaklı bazı radyasyon kazaları meydana gelmiştir. Ülkemizde şu ana kadar bilinen 18 tane radyasyon kazası olmuştur. Bunlardan birkaçına değinecek olursak. 15 Mayıs 1984 radyasyon kazası. Radyoaktif görüntüleme yapan bir firmada patron ile çalışan arasında ücret anlaşmazlığı yaşanmış ve olay tartışma boyutunu aşarak çalışanın radyoaktif görüntüleme cihazının ilk ışın kaynağı olan iridyum 192 çekirdeğini koruma haznesinden çıkartarak patrona fırlatmasıyla olmuştur. Bu davranıştan sonra patron ise çalışanın attığı radyoaktif kaynağı tekrar yerine koymuştur. Çalışanın bu davranışı ne kadar doğrudur orasına yorumlarda siz karar verin. 1 Mayıs 1987 radyasyon kazası. Tekrar aynı firmanın Karadeniz Bakır İşletmelerinde radyoaktif görüntüleme cihazı ile görüntüleme yapan teknisyen, görüntüleme işleminden sonra cihazı çantasına yerleştirerek gazinoya gider. Gazinonun içinde çektiği filmleri kontrol ederken filmlerin hatalı olduğunu ve bu hatanın cihazın içindeki radyoaktif çekirdeğin içindeki hortumdan koparak cihazın içine gitmiş olabileceğini düşünen teknisyen, hortumu gazinonun dışına atar. Gazinonun dışında temizlik yapan bir çalışan bu hortumu görür ve geri getirir. Getirme esnasında hortumun içindeki kaynağın düşmesi sonucu ve gerekli önlemler alınarak çekirdek izole edilerek tekrar muhafaza edilir. 10 Aralık 1998 İki Telli Kazası. Bu kaza dünyada yaşanmış en büyük 20 nükleer kaza içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde ölümle sonuçlanan ilk ve tek yüksek dozda radyasyon nedeniyle ölüm olan kazadır.
Bu kazada tele görüntüleme için kullanılan kobalt 60 radyoaktif kaynağının taşınmasına kullanılan metal konteynerin şirket yöneticileri tarafından hurdacıya satılmasıyla gerçekleşmiştir. Hurdacının konteyneri parçalaması sonucu kendisiyle birlikte 10 kişi daha yüksek dozda radyasyona maruz kalmasına neden olmuştur. Radyasyona maruz kalan ailenin erkekleri ancak tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olabilirken kadınlar ise erken menopoza girdi. Olay kısaca şöyle. Satın aldıkları ikişer ton ağırlığındaki blokları iş makinesiyle parçalayan iki kardeşin o günden itibaren sağlık şikayetleri hiç bitmedi. Defalarca hastaneye gitmelerine rağmen bir türlü hastalıkları tespit edilemedi. Kontroller sonunda radyasyona maruz kaldıkları tespit edilen kardeşler hemen tedavi alındı. Kardeşlerden birinin parmakları eridi, diğeri ise kansere yakalandı ve birkaç sene sonra hayatını kaybetti. Büyük titizlikle korunması gereken bu cihazların hurdacılara kadar düşmesi sorumluların ne kadar dikkatsiz olduğunu ortaya çıkardı. Konteynerin uzun süre açık alanda korunmasız kalması ve çevreye yaydığı radyasyon etkisi de göz önünde bulundurularak iki telli kazası dünya çapında en büyük 20 nükleer kaza olarak tarihe geçti. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.